tamam Maras. Hiç nasıl tutturamadım. Maras'ın meşgul. Ben de onu düşünüyorum. Maras'ın Maras. Antalya'dan hepinize merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz çok şükür. Bizler çok çok iyiyiz. Güne güzel başladık. Bugün çocuklar buradalar. Ama tabii biraz Adan'ın sancıları mı var artık, karnımı ağrıyor bilmiyorum. Sabahtan uyumadı kahvaltıdan sonra da. Asya da biraz keyifsiz gibiydi. Biz tabii ortalığı falan toparladık, işte kahvaltıyı yaptık. Tam Asya'yı uyutacaktık, Adayı uyutacaktık. Arkadaşım Hacer Isparta'dan telefon açtı. Eğer evdeyseniz bir kahve içimi size uğrayacağız diye. Onlar da Antalya'ya gelmişler oğluna. Biz de tamam dedik, evdeyiz, gelin. Onlar gelecekler birazdan. Onlarla vakit geçireceğiz. Geldi. Tabii duramadı. Mutfağı toplamaya girişti o. Ama mutfakta. Mutfakta acayip. Her yer, her yerde, evet. Her yerde, her yerde oldu. Ay, yoksa şerbeti ikram ettik. Tabii yedi işte ama bulaşıklarını da toparlıyor arkadaşım. Siz diyor perişansınız diyor. Ne yapalım iki çocukta. Tabii Hacer de yakında bir buçuk ay sonra torun sahibi olacak. Hoş geldin arkadaşım. Öncelikle tabii. Gerçi daha öncesinden bir sürü videomuzda varsın zaten. Biliyor, tanıyorlar seni de arkadaşlar da. Bebeğimizi ziyarete gelmişler sağ olsunlar. Sağlıkla, saatle büyüdün inşallah. Ay, ya, inşallah. Anamı, babanı. Çok güzel, çok tatlı valla inşallah. Ne size nasip etsin inşallah. Onların da erkek bebekleri olacak. Aynen. İnşallah sağlıkla sizin de inşallah kucağınıza almayı nasip etsin. Canım benim. Diyorum ki Isparta nasıl? Isparta'yı anlat diyorum. Isparta çok çok özledim diyorum da. Ay duruyor diyor. Bir şöyle gezelim, Eğirdir'e falan gidelim. Çok iyi olur. Bir piknik yapalım. Vallahi çok güzel. Bizim de şimdi şu anda çok güzel. Her taraf yemyeşil. Ha, yani. Evet, bebekler çok küçük. Şu anda gelemeyiz de birazcık daha zaman geçsin, öyle geliriz. Annesi, babası çok baksın, baksın birazcık. Bir şöyle hafta sonu bir gelin. Vallahi gerçekten. Cumartesi pazar günü olunca evet beraber bakıyorlar ya. Beraber bakalım. Beraber bakalım. Tek bebekte hiçbir şey yok. Bak siz göreceksiniz yakında. İnşallah. Onda bir şey yok da. İki tane olunca biraz zorluyor. Allah kolaylık versin. Vallahi zor. Siz ne kadar buradasınız da? Burada mısınız? Biz herhalde cumartesi pazar gideriz. Ha, hafta sonu da. Hafta sonu. Hacer yeni yolcu ettik. Onlar gittiler. Hacer teyzesi de elbise almış, tulum almış. Çok güzel. Asya bir gösterir misin tulumunu? Bak çok güzel tulumu. Harika, bulaşıkları da akıtmış. Hacer de koydurmadım artık. Şimdi Asya ile beraber onları koyuyoruz makinaya. Asya da yardım ediyor sana. Asya da çok yardımcı bana zaten. Evet. Asya buraya bakar mısın bir kızım? Karpuz da çok güzelmiş Muzaffer. Karpuzu iyi seçmişim bu sefer. 11 kilo geldi karpuz. Evet, iyi taşımışsın gerçekten de. Nasıl? Ağırdı. Dışını yıkarken ben gücüm yetmedi, yıkayamadım da Muzaffer artık yardım etti. Dedim evyeyi yapar, içine düşürebilir. Çok ağırdı çünkü. Asya'cığım ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun orada? Anne. Ne istiyorsun? Lokum. Lokum mu? Lokum mu istiyorsun? Tamam düşmesin Asya. Dur bebeğim, dur. Ellerimi yıkayayım. Dur bebeğim. Ha. Ellerimizi yıkayalım. Ne istiyorsun bundan? Top. Ama. Bundan mı yiyeceksin? Bundan. Ne istiyorsun peki? İncan mı? Bitil. Bitil. Bana diyor ki bitil. Serpil der misin bana? Bitil. 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 Allah. Tabure düştü anneannem. İyi ki ayağımıza düşmedi Asya. İyi ki ayağımıza düşürmedin onu. Makineyi kapatalım mı? Hacer arkadaşım gördü çocuklarda da. Aman diyor işiniz diyor pek zor diyor dedim. Sizin de yakında gelecek görürsünüz dedim.
Ne yapalım, sağlık olsun artık. Suyumuzu da dolduralım. Dolapta su şey yapmıyor, yetişmiyor çünkü soğuk su. Bunu doldurayım hemen. Lütfiye de ancak karpuzu yemeye fırsatı oldu. Biri bitiyor, biri başlıyor çocuklardan. Aynen, fırsat oluyor. Doğuz'a şerbetimle burada konsantreyi yaptım. Çok hoşuna gitti Hacer'in de. Onlar da merak ediyorlarmış Doğuz'a şerbeti nasıl oluyor diye de biz de yapalım dediler. Artık baharatçılarda satılıyor Antalya'da çoğu yerde. Oradan alıp yapabilirsiniz dedik. Akşama da şey yapacağız, çiğ köfte yapacak Muzaffer bize. Etli çiğ köfte. Çünkü Lütfiye hamileyken çiğ köfte yiyemediği için etli çiğ köfteyi sözü vardı babasının. Çok canım çekiyordu hamileyken. Ay, bu rahatsız etmez inşallah da adayı. Bakacağız artık. Bol bol kimyon çayı. Kimyon çayı rezene içersin artık da. Benim de en sevdiğim şu karpuz peynir. Evet, karpuz peynir. Senin arkadaşın bir karpuz peyniri bilmiyordu değil mi? Ha, aynen. Bu peynir İzmir tulumu mu? Evet, İzmir tulumu. Ama sanki farklı geldi bana tadı bu sefer. Tarım Kredi'nin İzmir tulumu almıştım da. İşte sanki böyle eskiden daha lezzetli oluyordu gibi. Ya her yapılış şekli farklı oluyor. Birbirini hiç tutmuyor maalesef. Doğru. Şu üçgen alıyordunuz ya, o da çok güzel değil. Şimdi o da güzel değil. Evet. Bozabiliyor. Doğru. Neydi o? Onu da hatırlamıyorum anneciğim. Valla ben dün ne yediğimi unutuyor oldum. Lohusa şerbetini de hatta unutmuştum. Hacer sorunca, aa dedi, lohusa şerbeti ikram edelim size diye öyle hatırladım. Çünkü çok unutkanım bu sıralarda. Uykusuzlukta falan da çok çektiğimiz için herhalde ondan dolayı. Yorgunluk. Ha, yorgunluk zaten aşırı oluyor. Olsun, bugünler de geçecek, sağlık olsun tabii ki de. Ay, şunu alalım şöyle. Aslı şimdi kendi kendine dışarıda oynuyor. Birazdan ben çiğ köftenin malzemelerini hazırlayacağım. Doruk'la Demir'i de çağıracağız. Onları da çok seviyorlar çünkü. Seher tabii çalıştığı için onlar yemeğe yetişemezler. Artık sonrasında onlara gelirler, yerler olmazsa. Bakalım nasıl olacak babanın çiğ köftesi bu sefer. Çünkü çiğ köfte de şey oluyor, her seferinde bir farklı oluyor. Aynen. Ya. Ama domatesi, bulguru, her şey etkiliyor. Hiçbir seferki bir seferkini tutmuyor. Bulgur, bizim en son aldığımız bulgur kara bulgurdu. Pek iyi değildi. Asya'da tulumu üstünden çıkarmıyor, Hacer teyzesinin aldığı tulumu. Evet, tuttum. Asya telefonu almıyoruz ama. Demi dedenin telefonunu almıyoruz. Değil mi? Çünkü Asya buraya bir bay bay der misin? Şey de yasak de. Yasak. Yasak derdi. Ha? Önce dedin ya, şöyle yapıyordun. Yasak. Zafer balkonda yoğurursun artık ya. Balkona koyarsın. En güzeli, en güzeli. Yoksa içerisi sıcak. Evet. Aslında mama yiyecekmiş. Ne oldu? Ne? Asya da çiğ erişte yiyor. Çok seviyor ya kütürkü. Allah'ım balkona çıkıyor. Neyse çıksın. Ha, şu eriştenin bari ıspanaklı havuçlu olanını yapalım da kışın. Vallahi hep niyetlendim ve bir türlü alayım yapamadım. Ama ya, cipsi gibi yiyor biliyor musun ama? Aa, aslında evet. Şey alsak, şu tarhana cipsleri var ya. Onu sever belki. Onu belki sevebilir. Anneanneme söyleyeyim de gelirken Çorum'dan alsın. Çorum'dan geçmiyor ki onlar ya. Çorum'a uğramıyorlar ki onlar. Çorum'da. Şeyden, bu taraftan Konya üzerinden geliyorlar ya. Uğramıyorlar onlar. Çorum'da mı varmış ki o? O Antep'te değil mi hani? Çorum'da meşhur değil. Antep'te değil, değil. Kahramanmaraş. Hiç kimse tutturamadı. Maraş'ın meşhur olan. Ben de diyorum ki, ben de onu düşünüyorum. Tarhana dedin meşhurdu. Evet. Maraş'ın herhalde. Maraş'ın. Yok yok, tarhana bir yerin çok meşhur. Maraş'ın. Uşak. Uşak'ın taranası var. Tarhana şey, bizim taranamız gibi. Tamam biliyorum ama işte o tarhana. O kağıt gibi olan. O kağıt gibi olan var ya, hiçbiriniz tutturamadınız. Genel kültürden sıfır aldınız. Allah'ım yarabbim. Ama her yörede yapılıyor değişik tarhanalar ya. Bizde sen orada ne var? Aynen. Gofret mi yiyorsun? Gofret. Karpuzun üstüne de gofret. Bu gofreti gerçekten herkese tavsiye ediyorum.
İnanılmaz güzel bir gofret. Yalnızca ben bu gofretten çok şikayetçiyim. Bağımlılık yapıyorum. Felaket bir bağımlılık yaptı. Her gün bir paket yiyorum. Bağımlılık yapıyorum. Evet. Bu Zafer her alışverişe gittiğinde bugün karpuz almaya gitti. Bir paket daha almış gelmiş. Efendim anneciğim? Döktüm. Döktün mü? Duydun mu? Ne duyduysa acaba? Gofreti duydu. Gofreti. Gofreti mi duydun? Gofret mi yiyeceksin sen de? O da dedesi gibi gofret canavarı. Değil mi? Tamam sofra beni seredim hemen yiyelim. Gel. Hava sıcak olunca insan ne yiyeceğini içeceğini de bilmiyor değil mi anneciğim ya? Aynen. Böyle abur cubur da yiyesin geliyor ama sulu yemek de yiyesin geliyor. Geçen gün ne yapmıştın da çok rahatsız etti bizi? Bir daha bu kadar ağır yemeyelim dedik ya. Ama. Ne yapmıştık? Neyken ne unuttum ki? Ağır bir hamur işi. Ağır bir hamur işi yedik de inanılmaz rahatsız etti. Ama şimdi çiğ köfte yiyeceksiniz, rahatsız olmayacak mısınız? Ha tabi. Bulgur şişirecek bizi iyice. Ay biraz rahatsız eder de. Artık neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Ay ben tabii. Biber kızartması da vardı aslında. Sen bir kaç gündür biber kızartması diyordun. Yapsak geçen gün birazcık biber kızartması. Ama ben erişte yap dedim. Erişte yapınca biber kızartması da yapalım yanına dedi. O kaldı. Doğru, o gün erişte yapmıştık. O gün biber kızartması mı yaptın? Yok, yapmadım artık. Duruyor da sen gelince yapayım diye. Domatesli. Aynen. Şu taze ekmek bir de böyle beyaz ekmek. Aynen. Aynen. Evet. Bak şimdi canım çekti. Acıktık ya. Aynen. Yapalım olmasa birazcık. Ama Zafer lavaş da almış gelmiş. Çiğ köfte için. Lütfiye lavaş da çok seviyor. Lavaş da yersin artık sen de. Bu her gün ne yiyeceğim konusu zaten sıkıntı. Bir de senin şu anda hani emzirdiğin için. Her şeyi yiyemiyorum. Gaz yapacak diye. Aynen. Ben mesela mercimek çorbası nasıl canım çekiyor şimdi ama yapamıyorum. Ha ben zaten mercimek çorbasını sen sevmiyorsun ya. Evet, sevmiyorum. Ben alacaktım ben. Alışveriş yaparken kırmızı mercimek alacaktım. Daha sonra benim aklıma geldi. Var mı canım? Var mercimek de. He. Şey yapacaktım. Gaz yapar. Kırmızı mercimek alacaktım da. Gaz yapacağı için. Evet. Yiyemez. Şeyde de öyle. Asya'dayken de öyle, bayağı bir sonra. Evet. Hah, gel. Çiş. Gel. Hadi, çişini yaptırın. Gel. Kuş. Asya ne yapıyor içeride? Salona gitti kendisi. Nadir tek başına durdu anlardan. Tek başına hiç durmuyor da. Tek başına duruyorsa tehlike vardır. Filmimiz bitiyor tabii. Aynen. Birazcık kendi kendine oynasa iyi olacak. Bugün biraz olmazsa çizgi film açalım. Evet ya. Yok, açıldığı zaman sonu gelmiyor. Aynen, son da gelmiyor aynı. Sonuna geçenlerde bir öyle bir şey yaptık. Biraz keyfi yerine gelsin diye çizgi film açtık. 3-5 gün arda arda açtık da mahvetti bizi. Şey yok. Sonu yok. Yani. Sonu yok. Bir de sevmiyor ki. Onu istemiyorum, bunu istiyorum. İlla bunu istiyorum diye ağlıyor. Hayır, hangi çizgi filmi seviyor onu da bilmiyoruz ki. Bir bölüme takılınca da mesela ilk 5 dakikasına takılıyor ya, sürekli onu geri döndürtmek istiyor bir de. Sürekli geri mi alacağız? Televizyonda geri alabiliyoruz. Biz ne yapacağız? Hayır. Şeyde Netflix'te açıyor mu? Doğru. Ya izleyince bir de şey oluyor, asabi oluyor. Değil mi? Daha çok hırçınlaşıyor. Mesela Görkem ablam da diyor, bizim çocuklar da izlerken öyle oluyordu diyor. Sadece TRT Çocuk'taki çizgi filmler... Şimdi izliyor muymuş onlar televizyon? İzliyordu canım, onlar artık büyükler. Büyükler canım onlar artık. Onlar izliyordur. Ha, Görkemler de hafta sonu Tüyelere geldi, uğradılar da kuzeni Ankara'dan bize tabii dönüşte uğrarız dediler, tatile gitti onlar. Misafirleri bir vardı. Bir sorayım bakayım bugün nasıl geçiyormuş tatilleri. Evet, yanmışlardır belki güneşten. Tabii çocuklar havuz hayaliyle hadi gidelim diyor zaten. Ama öyle olur ya tatil modundayken biz de öyle olurduk ya. Hemen gitmek istiyorlar. Bol bol denize girersin. Denizi sevmiyormuş o çocuklar, havuz seviyormuş. Evet, denizi çok seviyor. Görkem ablam da bir tane mayo gönderdi Asya'ya. Bir de şey, hani şu tuvalet aparatları var ya, mavi renk hep gösteriliyorlar, mavili yeşilli. Evet. Ondan getirmiş. O çok iyi olur. O bizde dursun olmazsa. Kişi alışınca evet. Dışarıda falan çok oluyor demiş. İçine poşet koyuyormuşsun. Normal. Evdeki poşetlerden. Zaten şey katlanır ayaklı.
ayağını açıyorsun, direkt dışarıda oturtabiliyorsun yani. O çok iyi. Ya tabii çiş alışması çok çok iyi olacak. Bezden kurtulmuş olacak işte. Aynen. Sıcakta. Evet. Bir de bezi bağlatmıyor ki, kaçıyor. Mücadele ediyorsun onunla. Biri beze başladı, biri bezden kurtulacak. Aynen. Böyle bir döngü. Evet. Her şey şuna bak nasıl değişiyor değil mi? Tabii. Bir de bezlere de çok zam geliyor şimdi. İnanılmaz pahalı değil mi? Tabii çok pahalı. Keşke stok yapsaydın bezlerini ya. Yapsan ne kadar yapacaksın? Hayır, bez ya çocuğun tamamen kullanacağı kadar bez alıp koli koli. Bir bakayım olmasa almadım aslında da. Bir bakayım. Alsan iyi olur bence de. Dediği gibi aslında 3 numara, 4 numara, en fazla zaten 5 numara kullanıyor. 5. 5'e çıkıyor en fazla. Aslında şu anda 5 kullanıyordu. Evet. Aynen. 5'ten sonra da inşallah bırakır. İnşallah bakalım artık. Ay evet, biz yemeğimizi hazırlayalım şimdi. Akşama yemekler bugün de Muzaffer'den. Çiğ köftemiz yoğruldu. Evet, hazır şu anda. Ellerine sağlık, çok da güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Beş dakikada oldu değil mi Muzaffer? Beş dakika, evet. Beş tam dakikada durumun bulguruyla güzel oluyor. Geçen sefer evet tarım kredinin bulgurunu kullanmıştık. Kara şeyde, yumurtalı köftede. Kara bulgur olduğu için o. Evet, o çabuk yumuşamamıştı. Evet, esmer çiğ köftelik bulgur. Evet, ben yardım etmedim artık Muzaffer kendisi. Hiç bulaştırma. Ha, kendisi sıkıyor. Güzel sıkmış mıyım? Vallahi şahane olmuş, baksanıza. Aa, şimdi lavaşla, ben tabii marulla tercih ediyorum. Lütfiyeler lavaşla yiyecekler. Demirle Doruk da geldi. Yemeğimizi yedik. Çayı da koydum şimdi. Çayımız demleniyor. Çocuklar oyun hamuru çıkarttılar. Doruk abisiyle Asya. Oyun hamuru oynuyorlar şimdi. Asya da çok mutlu Demir Doruk abisi gelince. İnanılmaz mutlu oldu. Doruk abisi de o kadar güzel ilgileniyor Asya'yla. Doruk bir merhaba der misin paşam? Merhaba. Bu tarafa bak ama bu tarafa bakarak. Doruk zaten çok seviyorlar. Asya sen de merhaba de. Merhaba. Merhaba. Celal amcan nasıl el sallıyordu kızım? Evet. Nasıl el sallıyordu bebeğimleri? Asya! Asya bu kaç? Bu kaç? Bir. Ha, yemek yok. Evet. Oyun hamurunun yemek yok. Oyun hamuru yenmez. Kesinlikle yenmez. Evet. Oyun hamuru da yerse bir daha vermeyiz biz oyun hamurunu. Evet. Asya'ya. Yemek yok. Kesinlikle. Buralar yine dağıldı. Tabii canım artık. Daha her yer, bütün odalar falan her yer oyuncakla dağıldı. Burada yapbozlarımız var, legolarımız var. Her şey ortada. Her şey. Her şey ortada, evet. Çiğ köftemiz de çok güzeldi, inanılmaz güzeldi değil mi Demir? Ellerime sağlık. Çok beğendi, evet, ellerine sağlık gerçekten de. Şahaneydi, yumuşacık olmuştu. Şeyin de özelliği, domatesin özelliğinden dolayı da Muzaffer. Tabii. Mesela domates domatesten olmadığı zaman bulgurdan, çok güzel olmuyor. Tabii. Çok lezzetli bir domatesti. İçine bolca rendeledik. Bir de soğanını tabii rendeledikten sonra suyunu da süzdük ya, o da bak hiç rahatsız etmedi. Çiğ köftemiz etliydi bu arada. Lütfiye hamileyken etli yiyemedi. Hep içindeydi anne doğumdan sonra, babam yapar mı yapar mı diye. Kurbandan da etinden siyah yerinden, koyu yerinden ayırmıştık. Rondo da çektik. O şekilde etli yaptık çiğ köfteyi. Tabii bizim, biz yumurtalıyı da çok seviyoruz. Bizim ölçümüz de 1 kilo bulgura yarım kilo kıyma. Evet.
500 gram falan. Yani 500'den daha az da olsa olur. Etsiz biz sevmiyoruz ya. Ben hele hazır olmuyor, çiğ köfteyi asla yiyemiyorum. Kesinlikle yiyemiyorum. Demir sen seviyorsun değil mi hazırı? Çocuklar seviyorlar da. Lütfiye de alıyor. Hamileyken de öyle sık sık aldı. Etsiz olunca çiğ köfteyi. Ama ben hazırı asla yiyemiyorum. İlla ki Muzaffer yapacak. İç malzemelerini tabii ben hazırlıyorum. Yapması da Muzaffer'den. Bol sarımsak koyduk, soğan koyduk. Asya da çok sevdi. Asya Mıncık zaten yoğururken dedesi oradan hep tırtıkladı. Ama yemek yok değil mi hamuru kızım? Evet. Hamuru yemek yok. Bir de şimdi yemekten sonra ben sofrayı toplarken dedesiyle parka gitti. Salıncakta sallandı geldi Asya. Değil mi kızım? Artık çişini de yapıyor ama. Evet. Parktan geldik hemen çişini yaptı. Evet bu sırada da şey yaptık. Çiş eğitimini de yaptı. Tabi arada bir kaçırmalar oluyor. O kadar olacak. O da normal. Öğrenene kadar. Bez bağlamıyoruz hiç olmazsa. Ha bezden kurtuldu çünkü sıcakta çok zor oluyor bezle. Yavrum ona da yazık dedik. Aşağıda Ela ile Sena'yı gördü. Ha ikizleri. Onlarla oynadı biraz evet. Havuza giremiyorlar ya çocuklar. Kapkara olmuşlar Serpil onlar da. Onlar çok yandı. Ya. Bugün de rüzgar hala devam ediyor o yüzden. Çarşambaya kadar devam edecekmiş. Evet. Asya'cığım yemiyorsun değil mi hamuru? Bak Doruk abin hamuru alır toplar götürür değil mi Doruk'cum? Evet. Yerse. Doruk bakar mısın? Asya ağzına almıyorsun onu. Lütfen. Bir bakalım. Lütfen anneciğim. Gizli gizli bir şeyler yapıyor o. Hamur mu yiyor yoksa? Evet. Oyun hamuru. Evet, evet. Ama yersen karnın ağrır Asya. Karnın çok ağrır anneanne. Bak Doruk abin çok güzel şekiller yapmış. Asya ne kadar güzel şekiller yapmış. Bir baksana. Gördün mü? Aa. Doruk abisi sen hav hav köpek diye yapar mısın? Ağzını aldı. Alma ağzını anneciğim. Alma kuzum benim. Bu aslında şey yani yenilebilir de ama yemese de iyi olur. Bak Doruk abin çok güzel şekiller yapıyor anneannem. Lütfen yeme onu. Adayı da banyo yaptırdık biraz önce. Sıcak olunca iki güne bir yıkıyoruz, banyo yaptırıyoruz onu da rahatlıyor. Değil mi anneannemin? Asya da yıkandı çıktı biraz önce. Sürekli duş alıyorlar. Sürekli duş alıyorlar sıcaktan dolayı. Doruk senin tatil nasıl geçiyor? Güzel. Güzel değil mi? Bol bol dinleniyor. Doruk evde tabii oyunlar oynanıyor. Abisiyle beraber. Havuza giriyorlar. Siz ama annenler yokken yalnız inmiyorsunuz değil mi Doruk havuza? Serpil orada bir şeyler yapıyor yine. Evet. Asya sakın ağzını alma. Oldu mu anneciğim benim? Sakın. Evet bir günün daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün gerçekten çok koşturmacalı, yoğun bir gün geçirdik. Hem misafirlerimiz geldi. Onları yolcu ettik. Onları da gördük. Özlem giderdik. Çocuklarla beraber zaten bir hengameye koşturmaca oluyor. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Maraş'ın meşgulu valla. Ben de onu düşünüyorum. Maraş'ın Maraş.